Evet arkadaşlar, bugün sizlere ETS 2'de Snoopy VH5 Pro direksiyon sistemin ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan seçeneklere geliyoruz. Kontrol arkadaşlar, buna tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar şimdi gamepad ve joystick özelliğini açık yapın arkadaşlar. Nedenini size ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim arkadaşlar neden öyle dediğimi. Gerçek otomatik, yüksek güç modu aktif arkadaşlar bende. Şimdi direksiyon hassasiyeti direksiyonunuza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Azalttığınız zaman daha da hassasiyet azalmış oluyor zaten. Şimdi temel olana geçelim. Bakın arkadaşlar, aşağı doğru faremizi de getirdiğimiz zaman direksiyon ekseni diyor arkadaşlar. Direksiyon ekseni. Buraya tıklarsanız sizden şimdi bu hareketi yaptıktan sonra ekseninizi bu olduğunu atadı. Bakın şurada hafif bir sarı renk var arkadaşlar, değil mi? Bunu şöyle hafif sağa doğru çekerek bunu yok etmeniz lazım arkadaşlar. Oradaki ne demek biliyor musun? Bu eğer o sarı leke olsaydı sarı tarafa dönme eğiliminde olurdu arkadaşlar. Çünkü biz bakın sağa doğru yaptığımız zaman o sağa doğru gitsin yapmasını istiyoruz. O yüzden her şey sıfırda olması lazım. Sola doğru bakın, hassasiyet var. Tamamdır. Bakın hafif böyle bir sarılık oldu değil mi arkadaşlar? Tekrar hafif şey yapacağız. Tamam. Bakın tekrar olacak mı? Test ediyorum. Tamam, olmadı. O zaman kontrolümüz yerinde arkadaşlar. Eksen türü ortalanmış olacak. Ortalanmış ne demek arkadaşlar? Siz sağa çevirdiğiniz zaman sağa dönmek anlamına geliyor. Sola çevirdiğiniz zaman sola dönmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu ters yaparsanız ne olur? Bakın sağa döndürüyorum, sol dönüyor. Böyle. Şimdi gaz ekseni. Gaz ekseni başka bir şey varsa arkadaşlar burada tıklıyorsunuz. Bakın bu fonksiyonu atamak istediğiniz düğmeye basınız veya kolu oynatınız diyor. Şimdi bizim gaz eksenimiz neydi? İşte gaz eksenimize basıyoruz arkadaşlar. Bastık ve atadı. Tamamdır. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Sarı çubuk bakın. Sarı çubuk mesela sizde yani başlangıçta mesela sarı çubuk sizde başlangıçta böyleyse arkadaşlar bunu artırıp azaltacaksınız. Gördünüz mü? Aynen. Buradaki ne demek oluyor? Aracınızın istemsizce sizin kontrolünüz dışında gitmesini önlüyor arkadaşlar. Bu ölü nokta. Bu anlamı geliyor. Ben şimdi sıfıra çektim mesela. Bakayım sıfırda de normal her şey arkadaşlar. Hafif basmaya hafif gaz veriyor. Şimdi gaz türü bu arkadaşlar ters ve ortalanmış olacak. Ortalanmış olursa bakın. O zaman geri gidiyor arkadaşlar. Ters ve ortalanmış olacak. Şimdi fren ekseni. Fren eksenimiz ne arkadaşlar? Gene direksiyon sistemimizdeki frene basıyoruz. Evet, bastık. Ama bakın arkadaşlar hafif gazı da veriyor değil mi? Bakın görüyor musunuz? Gazı da veriyor. Ne yapacağız? Şunu hafif sağ attırdım arkadaşlar. Bir dakika, tekrar veriyor. Hafif sağ attırıyorum. Tamamdır. Bakayım. Yani frene basarken vermiyor arkadaşlar şimdi gaz. Şimdi ayarladık. Bu gazdan yedi mi? Gazdan yemedi gibi gözüküyor arkadaşlar. Aynen. Tamam. Buna göre arkadaşlar ayarlayın. Şimdi fren ölü noktasını ayarlıyorum. Ama benim frenim arkadaşlar ölü olduğu için. Benimkisi. Bakın. Bak. Ben yavaş bassam bile arkadaşlar belli bir seviyeden artıyor arkadaşlar. Sonrası zaten hızlı yine çıkıyor. Bende gaz ve frende benim sorun gazdaydı arkadaşlar. Ben içindeki oradaki mekanizmayı yer değiştirdim. Kablonu söküp falan sonra bantladım. Onu sağ tarafa aldım. Yani ona gaz tarafını aldım. Gazın normal çalışmasını istedim. Fren sıkıntı değil. Ya yani sorun değil ama gaz önemliydi arkadaşlar benim için. O yüzden yer değiştirdim. Şimdi frenleme eksenini yaptıktan sonra debriyajı boş bırakmışım arkadaşlar. Debriyaj bende yok. Aşağı yukarı bakma eksenini boş bıraktım. Bunlara sağa sola bakma eksenini falan boş bıraktım. Vites dizilim arkadaşlar. Ben manuel istediğim için şöyle. Ben şimdi direksiyon setinde arkadaşlar iki tuşuna basarak vitesimi arttırıyorum. Bir tuşuna basarak vitesimi azaltıyorum arkadaşlar. O yüzden aktarmalı takviyeli vites yaptım. Şöyle. Şimdi vites pozisyonu geri arkadaşlar joystick'te eksi tarafıymış. Yani gerisi şu mu oluyor? Yok, farklı bir şeymiş arkadaşlar. Neyse. Vites pozisyonu geri olan şu kol kalsın. İleri var mı? Geri. Birinci sıra. Sanırım vites buradan değil.
Buraları ben ayarlamamışım bak. Şuraları, bu tuşları ayarlamışım arkadaşlar. Bunu sanırım ayarlamadığım için eksik yazıyordu orada. Şöyle bir ESC bassam silmiyor. Ha, tamam. Neyse arkadaşlar, burası böyle. Bakın kontrol sihir bazında ne var? Kontrolcüye geldik. Direksiyona geldik. Ha, buradan arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Şimdi benimkisiydi. Sıralıyı, benimkisi sıralıydı arkadaşlar. Sıralıyı tıkladık. Şimdi direksiyon ölü noktası burada da değişik arkadaşlar. Bunu da ayarlayalım. Hafif böyle verelim. Tamam. Bakalım. Şimdi direksiyon normal mi? Normal. Şimdi gaza basalım. Gaz normal. Fren. Fren zaten bozuk olduğunu söylemiştim. Bakayım. Sonraki sayfaya geliyoruz. Vites yükseltme. Evet arkadaşlar, bizim vites ayarımız burada olacak. Şimdi vites yükseltme. Vites yükseltme bu. Vites düşürme. Sadece bir tık yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Bu tamam arkadaşlar. Bu kontrol tamam. Şimdi bir oyunumuza geçelim. Bakalım ayarlar doğru mu yapmışız. Ayarları doğru yapmışız. Baktık arkadaşlar. Evet, benim kaldığım yerde devam ettiği için ben bunu bir garaja çekmem lazım. Tamamdır. Sanki arkadaşlar daha fazla, çok hassas gibi geliyor bana arkadaşlar bu. Şunun bir hassasiyetini ayarlayacağım direksiyonun. Çünkü ani dönüyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Ha, bu değişmiş arkadaşlar. Gamepad ve joystick ayarı olacak burası. Okey. Tamam. Şimdi oyuna tekrar dönelim. Çünkü hemen dönüyordu arkadaşlar bakın. Ha, aynen şöyle. Orası gamepad'de kalırsa arkadaşlar öyle ani bir dönmeler oluyor. Eğer joystick artı gamepad artı joystick olursa bakın arkadaşlar gerçek gibi dönüyor. Şöyle bak, hemen içeriden göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle. Şu an hareket etmediği için sabit kalıyor arkadaşlar. Bakın daha gerçekçi dönüyor. Ani refleks sadece sıkıntı, o kadar. Nereden gidelim? Şurada gidelim mesela. Bakın. Ben de bu joystick, gamepad artı joystick alıştığım için arkadaşlar böyle olmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Siz de böyle gamepad joystick'ini açık hale getirin. Keyfinize bakın arkadaşlar. Böyle kornaya lambaları kontrol tuşlarından atama yapabilirsiniz. Şimdi direksiyonunuzu ayarladık. O kontrol tuşlarını arkadaşlar zaten menüler Türkçe. Oraya gidip ayarlayabilirsiniz. Bu sadece direksiyon ayarı biraz sıkıntıydı. Ona teknik bilgiler gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Şöyle dışarıdan da sürelim. Bu otobüs modu. Onu yükledim arkadaşlar mod yöneticilerinden. Bu arada aracın cesi çok fazla. Onu bir kısacağım ben. Bilgisayardan çok açık ondan dolayı. İçeride gitmek daha iyi şimdilik. Evet, yoğunluk var. Bir dakika, mouse'la oynatıyorum arkadaşlar yönleri, böyle etrafa sağa sola bakmaya. Evet, bende fren sıkıntı olduğu için arkadaşlar ani durdu. Tamam. İnşallah vurmadık bakalım. Vurmadık, tamam. Sıfıra sıfır. Tamamdır, iyiyiz. Şu otobüsü bir takip edelim. Kalkış vitesimiz 1 arkadaşlar, dikkat. 2'li çok yavaş kalkıyor. Şunu sollayalım ya bir. Bir tork devri gözüküyor mu aracın? Gözükmüyor. Okey. Vitesi o zaman artıracağım anlıyorum arkadaşlar. Hissediyoruz yani. Zaten araç kendini hissettiriyor. Vitesi tak diyor. İleri tak diyor arkadaşlar. Oradan anlıyoruz.
Hayda, yanlış şey yaptım arkadaşlar. Tamamdır. Bayağı güzel. Hadi bakalım. Biri daha solluyor, onu gördük. Biz de aynı aracı sollayacağız. Biraz gazımı kessek çünkü dönüşten sert gibi geliyor bana. Evet, vitesi düşürdüm arkadaşlar 6'dan 5'e. Evet, şu an hızımız bayağı yükseliyor. Bir yandan da haritaya bakıyorum. Dönüşler sert olduğu zaman yavaşlamam lazım. Yoksa yoldan çıkabilir arkadaşlar. İnşallah araba gelmez oradan. Tamamdır. Ben sinyalleri arkadaşlar şurada atalım. Sol sinyal, sağ sinyal bu taraf. Sol sinyal de diğer taraf. Bir dakika, burada yavaşlamam lazım. Pardon. Evet, bitişe geldik. Dörtlü de üstteki kontrol. Şu aşağı kontrol neymiş? Ha, selektör. Tamam, selektörde bu tuş atamışım arkadaşlar. Eyvah, buradan ters yöndeyiz sanırım. Yol yok diyordu. Aynen, ters yöndeyiz. Euro Truck'ta arkadaşlar ters sürmek de güzel. Şöyle bir hemen geçiş yapalım. Hop be. Benim bir tane tersten sürme videom var arkadaşlar. Daha onu yayınlamadım ama o video çok güzel oldu. Şuradan geçiş yapacağım. Selektör yakıyoruz. Bak, araç gitmiyor arkadaşlar. O yüzden vitesi düşüreceğim. Bir daha düşürsek ne oluyor? Hız yavaşlıyor. O zaman vitesimiz 3'müş arkadaşlar. Ha, devir torku nerede burada? Hangi ibre oluyor? Ha, şu sağdaki ibre oluyor arkadaşlar. Soldaki de hızımız. Evet, vites arttırmaya noktamıza geliyor. Az kaldı. Evet, geldi. Oo, bir tane kaza olmuş burada. İlk defa gördüm arkadaşlar böyle kazalı bekleyen. Şurada bir beyazlık gibi bir şey var. Bu ne? Okey. Evet, motor arızası. Motor. Evet, motor arızası var. Yani arkadaşlar, sonuç olarak ayarlar benim yaptığım gibi yaparsanız rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Evet, dönmedi. Çünkü hızlı aldık arkadaşlar. Yavaş olsa dönecek. Buradan biri gelecek mi? Çünkü ters yöndeyiz. Şuna bir selektör nesi gitti. Şuradan bir daha dönmek istiyorum. Hızlı giriyoruz ama hadi bakalım. Gerçi çok da hızlı değil şu an. Evet. Evet, çok hızlı. Bir daha mı dönelim? Bir daha dönelim. Çarpmayana kadar döneceğim arkadaşlar. Oraya çarpabiliriz de öne çarpmayalım.
Evet, sürüşümüz bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir... Harika ya. Bakalım böyle gideceğim. Hop. Oba. Of. Wow. Şuradan geçeceğim, aradan geçeceğim. Of. Oğlum durmuyor tövbesi. Aa, araç çalışmıyor. Bir dakika, boşa alayım bir. Eyvah. Araç çalışmıyor. Şu an boşta gidiyor arkadaşlar. Çok mu arızalı bu bakayım? Aynen, full kırmızı gösteriyor arkadaşlar. 91, tabii çalışmaz ya. Hadi. Heh, çalıştı. Yani sonuç olarak arkadaşlar oynanıyor. Temiz. Siz de yapın ayarları, oynayın. Ben şimdi videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Çünkü araç çok durmaya başladı. Oo, otobüsün içi arkadaşlar. Şöyle. Şuradan bir geçiş yapalım. Bu buradan geliyor. Şuradan geçeceğim. Evet. Of. Geçemedik. Evet, burada bir kaza oldu. Ben kaçar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.